Arkadaşlar merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'ya yeni bir güncelleme geldi. Güncellemenin ismi ise yaz sezonu güncellemesi. Oyuna bakınca ne gibi değişiklikler oldu soracak olursak pek bir değişiklik olduğu söylemez açıkçası. Sadece karakterlere yeni kostümler geldi. Şöyle marketten gelen kostümleri hemen size göstermek istiyorum. Donna'ya ters yüzen Donna kostümü gelmiş. Steve'e can kurtaran kostümü gelmiş. Lizzie'ye deniz kızı kostümü gelmiş. Bir de Skippy'ye dalgıç kostümü gelmiş. Öbür karakterlere geldi mi bilmiyorum ama pazarda bunlar var. Benim elimde ise Jade'in kostümü var. Şöyle bir tıklayayım hemen bakayım istatistiklerden. İsmi falan neymiş? Yazlıkçı Jade'miş bu kostümün ismi. Benim hali hazırda 250 elmasım vardı. Konuşamadım. 250 elmasım vardı ve aralarından Jade'in kostümünü almak istedim. Ve Jade'in yazlıkçı kostümünü aldım. Elmasın biraz daha birikince diğer karakterlerin kostümlerini de alıp video içinde beraber incelemeyi düşünüyorum. Bakalım o karakterlerin kostümü nasıl duruyor, yakışmış mı yakışmamış mı? Bunu param biriksin, elmasın biriksin alacağım. Beraber inceleriz, detayına kadar ineriz. Ama şu an elimde Jade'in kostümü olduğu için bu kostümle beraber iki maç atacağım. Savaş alanında nasıl duruyor, üzerine yakışıyor mu yakışmıyor mu birazdan anlarız zaten. O zaman şimdi Jade'in yazlıkçı kostümüyle ilk savaşımıza geçelim. İyi seyirler. Savaşımız başladı. Bu arada 15'lik savaş modunda olmamız çok 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 güzel oldu. Neden derseniz zaten kill almak için girmiyorum arkadaşlar. Kostüm tanıtımında, karakterin ilk bakış videolarında falan hep böyle tanıtım amaçlı, öğrenmek amaçlı, değerlendirmek amaçlı giriyorum. Şimdi şu materyalleri toplayayım da karakterin kostümünü değerlendirelim hep birlikte. Şöyle yan profilden bakınca altın saçları var Jade'in yazlıkçı kostümünde. Artist böyle bir de geriye doğru atmış. Ön profilden bakınca ise güneş gözlüğü var. Arka profilden bakınca da ne var abi? Mayosu var bir tane. Pembe olması lazım. Mor mu pembe mi her neyse. Bir tane de silah tutan elinde bileklik görüyorum yanlış görmüyorsam. Yani güzel duruyor. Bir bakalım şuna saldırınca nasıl duruyor? Sen bana fake atmaya mı çalıştın? Hadi görmemiş saydım. Öyle bir rezalet oyuncu olamaz abi. Arkadaşlar bir de size naçizane birkaç tavsiyem olacak bu yazlıkçı kostümler hakkında. Eğer arkadaşlar bakın burayı iyi dinleyin. Geçmeyin. Tavsiyelerim yani birçok kişi için önemli ama bazıları da sıkılıyor ileri geçiyor. Eğer oyuna yeni başladıysanız veyahut gelişmekte olan bir oyuncuysanız bu yazlıkçı kostümlere para değil elmas vermenizi tavsiye etmiyorum. Neden abi? O 250 elması biriktirin. 1500 yapınca efsanevi sandık açın. Ben de sizin zamanlarınızdan geçtim. Hiç karakter çıkmıyor, kupa kasamıyorsunuz, çıldırıyorsunuz, oyunu bırakıyorsunuz falan. Bu efsanevi sandıklarla çok güzel bir gelişme imza atmış olacaksınız. Çok güzel bir gelişim açısından merdivene ayak basmış olacaksınız. Bana zaten 250 elmas koymuyor. Ben mesela karakterlerimin hepsini fullemişim. Ekipmanları fullemişim abi. Ben neredeyse bir sezon 15 gün sürüyorsa bütün karakterleri 1600'e kassam 2000 ila 2250 civarı bir elmas topluyorum bir sezondan. Dolayısıyla da 250 elmas bana çok da koymuyor açıkçası. Ben zaten sizin için 250 elmas verip bütün karakterlerin yazlıkçı kostümlerini çekeceğim. En ince ayrıntısına kadar beraber burada değerlendiririz. O yüzden bana soruyorsanız almayın. Ama tabii ki de hesap sizin, karar sizin. Ben sadece fikirlerimi dile getiriyorum. İsteyenler oluyor çünkü yorumlarda. Bunu da bu şekilde aydınlık getirmek istedim. Şimdi savaşımıza dönelim. 4 kişi kalmış. Alan küçülüyor yavaştan. Gelsinler bakalım. Günlerini gösterelim. Şöyle iyice sağa dönelim, sola dönelim de kostümü iyicene bakalım. Hoş bir kostüm ya. Ben beğendim ama. Cidden beğendim. Güzel duruyor. Şunu al abi. Keşke ilk önce cana gitseydik be. Neyse şöyle yapalım. Bu arada oyun biraz geriden geliyor. Anlamadım niye böyle. Acaba güncelleme falan mı gelecek? Hep böyle güncelleme öncesinden baya baya oyun kasıyor. Bak vuruyorum sonradan gidiyor. Fark ettiniz değil mi siz de? Her neyse biz 3. killimizi de aldık bu arada. Sen ne yapıyorsun kardeş? Sen de tek yiyeceksindir. Aynen tek de yedin zaten. Kostüm bakın burada biraz daha büyüdü. Daha detaylı şekilde görebiliyoruz. Aynen. Kolunda da bir tane mayosuyla uygun bir tane bileklik varmış. Yani arkadaşlar çok güzel kostüm. Ben beğendim.
kostüm bir insanı oyuna bağlar. Oynama şevkinizi artırır. Hatta oyunculuğunuzu bile yükseltebilir. Yani benim görüşüm bu yönde. Bana bayağı da etkisi oluyor ki bu yüzden ben bütün karakterlerin kostümünü alıyorum. İkinci savaşta kostümü savaş üzerine deneyeceğiz. İlk savaşta, yani bu savaşta biraz daha böyle durduk, tanıttık, fikirlerimizi beyan ettik. İkinci savaşta full savaş oynayacağım, atak oynayacağım. Bakalım kostümümüz daha detaylı şekilde nasıl duruyor. Şimdi ikinci savaşta görüşmek üzere. İkinci savaşımız başladı. Şöyle altın korumanın yanına doğru gideceğim de bütün alanları zaten müzede spamlattı oyun. İlk savaşta zaten bahsettiğim gibi bütün aklımdakileri size sundum. Karakterin özelliklerine, her şeyine değindik. Şimdi biraz savaş oynayalım. Atak moduyla oynayalım. Altın korumamızı alalım abi. Gücümüze güç katalım, sonra yargı dağıtmaya başlarız. Altın korumanın orada kimseyi görmedim ama şuna gitmem daha hayırlı olur. En azından garanti bir canla saldırırım. Oraya zaten 10 seviye bir tane Jade gitti. Altın korumanın da yalnız hasarı da hasar arkadaşlar. Baksanıza ya. Seni bir daha burada görmeyeyim kardeşim. Vallahi acımam. 10 seviye falan dinlemem. Alırım canını. Şöyle bir tek atak altın korumamıza da. Sen de öl bir köşede. Aa, ölmedi. Vay, yürek yedin he. Neyse, çok güzel bir başlangıç yaptık. İyi izleyin şimdi. Hop. Bu da paket oldu. Onu da canını alalım. Can yerde bırakmıyoruz. Arkadaşlar dediklerime bir kere daha kulak verin. Karar sonra size kalmış. Bu arada... Bu kostümü siz beğendiniz mi? Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bence güzel olmuş. Daha güzel kostümler de vardır elbet. Öbür karakterlerin kostümleri de güzeldir. Ama şu an bunu değerlendiriyoruz. Bana bayrak yapma kardeşim. Videoda bayrak falan dinlemiyorum. Normal savaşlarda olabilir ama videoda dinlemiyorum. He, kostüm demişken aklıma geldi arkadaşlar. Kafamda güzel bir konsept var. Yani kendimce güzel. Siz beğenir misiniz bilmiyorum. Bunu da kostümü nasıl bulduğunuzun yorumunun yanına yazmayı unutmayın. Kostümleri karşılaştıralım diyorum. Mesela kostüm vs kostüm. Atıyorum Jade'in bu kostümüyle bir savaş gireceğim. Hemen ikinci savaşta atıyorum. Neydi o kostümün adı? Bir tane böyle artist rapçi gibi böyle şey var. Kostümü var. Bir de Çinli bir tane kostümü var. U3 kostümü de 3 savaşla girim diyorum. Arasından en güzel kostümü siz belirleyin. Nasıl olur bunu da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın ki yeni bir konsept çıkarmış olalım. Yeni bir video çekmiş olalım. Bu arada 6. kilimizi de aldık. Ama kostüm harbiden güzel duruyor ya. Yani manyak duruyor. Ben baya baya sevdim. Şöyle düşman aramaya devam ediyorum da alan baya geniş abi. Daha 3 kişi var ama nasıl bulacağız bunları? Bir tanesini gördük. Hatta 2 tanesini gördük. Dük'ü öldüreceğiz büyük ihtimal. Bir pençeye gider. Gitti de. Al abi hemen canını. Orada bir kişi daha vardı. Onu da hemen öldüreyim. Neredesin kardeşim? 14 seviyeleri varmış. Canının olduğunu sanmıyorum. Şöyle koşalım. Canı varmış bu arada. Pençemizi attık. Bombamızı attık. Bir de pompalımızla vuralım kafasını abi. Hatta iki canı bile varmış adamın. Ama Jade'in karşısında ne kadar etkili o da tartışılır bir konu. Ya niye çalıyorsun ki? Ben onu hiç anlamıyorum. Niye çalıyorsun yani? Yani çalma kardeşim ya. Gitsin alanı ölsün daha iyi ama benim killerime dokunmayın. Ben bunu da 9 kill sayıyorum. Tamam. İnandım ya, tamam. Bu savaşa da 9 kill. O benim hakkımda. Niye çalıyorsun ki? Her neyse arkadaşlar. İkinci savaşımızı da bu şekilde noktalamış bulunmaktayız. Hemen menüye dönelim. Toplamda kaç kupam oldu abi Jade'de? Bu arada bir tane etkinlik tamamlanmış. Onu da alalım. Lizzie verdi. 1467. Ben bunu 1600'e kasarım. Sonra oradan gelen elmaslarla da bakalım hangisini alayım. Şöyle bakayım abi. Donna'yı almayı düşünmüyorum. Can kurtaran Steve'in görüntüsü beni baya baya etkiledi. Büyük ihtimal onu alırım ya da gelirse Skippy'nin dalgıç kostümünü alırım. Abi cidden çok güzel kostümler var. Donna'yı fazla beğenmedim bak. Donna'yı içeri çıkmış büyük anne gibi duruyor. Böyle artı 90 yaşındaki kadın gibi duruyor. Ama Steve baya baya güzel ya. Vallahi baksana şu duruşu asaleti yeter. Hatta arasından en çok Steve'le... Dalgıç kostümlü Skippy'yi beğendim. Ama ikisini karşılaştıracak olursam da Steve daha ön planda duruyor. Dediğim gibi arkadaşlar benim için elmas sıkıntı değil. Ben hepsini biriktirip tek 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 alacağım. Videosunu çekeceğim. Siz de karakter kostüm hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beni bu şekilde desteklemiş olursunuz. Ben de bu sayede videoları daha seri bir şekilde hız kesmeden çekmiş olurum.
Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.